Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Spooky Mansion mı? Spooky Jump Scare Mansion mı? Neyse, sizin bu önerdiğiniz bu oyuna bakacağız. Oyun beleş. Ben açıklama kısmına koyarım linkini. Steam'den indirebilirsiniz eğer bilgisayarınız varsa ya da bilgisayar kullanıyorsanız diyeyim. Nasıl bu oyun bana tam bilmiyorum. Böyle malikane gibi bir şeyin içinde odalardan geçiyorsun falan. Anladığım kadarıyla oda sayısı arttıkça böyle daha korkunç bir hale mi geliyor, ben de bilmiyorum. Neden şu an böyle bir diş resmi var onu da bilmiyorum ama en azından dişleri beyaz, yani sağlıklı gözüküyor, anlatabiliyor muyum? Bu da güzel bir şey bence, bu kimin dişiyse artık diyeyim. Hiçbir fikrim yok. Bakalım neden bu oyun bana önerildi. Umarım bu videoda bu sorunun cevabını bulabilirim. O yüzden de fazla uzatmadan başlayacağım. Yeni oyun demek istiyorum. Daha önce hiç oynamadım. WASD, mouse'la bakıyorsun. A enter, shift sprint. Tamamdır. Hazırım. Merhaba, ben Spooky diyor. Ha, bu mu? Merhaba, sen niye bu kadar tatlısın acaba, sorabilir miyim? Eviymiş Spooky'nin burası. Ha, bin oda mı? İşte sonu var mı gerçekten ben de bilmiyorum diyor, bu bin odanın falan. Neyse, sadece sen git diyor. Bin odayı geç, sonunda ne var bul falan dedi. Ya mükemmel bir başlangıçtı gerçekten. Cidden mükemmeldi. Eviymiş burası. Gayet zengin bir arkadaşımız gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bin tane odası olan şey var yani. Malikane var. Bunun korkutması mı gerekiyordu ya? Yalnız sensitivity ayarı yok mu ya? Benim şey çok kötü de mouse. Ben nasıl geçiyorum buradan? Ha, E'ye basmam gerekiyormuş. Okey. Shift'le koşuyoruz. Bu şeyler yalnız birazcık sıkıntı. Ayar yok mu burada, cidden mi? Okey. Sensitivity'yi birazcık ayarlamam gerekiyor çünkü çok kötü. İlk başta böyle şey diyor. Burası böyle güzeldi. Bu yer. Birkaç gündür buradayım. Birazcık böyle yorulmuş galiba. Ve böyle sanki sürekli bir şey beni izliyormuş gibi hissetmeye başladım diyor. Bu hiç romantik değil. Okey. Birisi bir not bırakmış. Güzel bir yatak, cidden hoş. Şey diyeceğim. Bunun, bu 2014'te mi çıkmış? 2015'te mi ne çıkmış bu oyun? Zaten çeken çekmiş. Belki siz de biliyorsunuzdur, bilmiyorum. Ondan sonracığıma bunun HD versiyonunu yayınlamışlar. Tabii o paralı. Abi korkmadım yani, korkmam mı gerekiyordu bilmiyorum ama korkmadım. Neyse. Ondan sonracığıma HD versiyon şey işte, böyle görselliği iyileştirmişler. Ona tabii parayı kakalamışlar oradayken. Sağdan gideceğim, niye bilmiyorum. Ondan sonracığıma ben beleş versiyonunu oynuyorum. Yani HD versiyonunun görüntüsü daha güzel olabilir kalitesi. Ama beleş en iyisidir bence. Yani içerik olarak baktım da çok bir fark da yok gibi gördüm ben. Beleş olanından. O yüzden kusura bakmayınız eğer başka bir amacınız varsa, yani amaç demeyeyim de HD beklediyseniz benden, yok yani burada. Sorry. Adamlar da yalnız şey böyle, nereden para koparırız diye aynı oyunu görselliğini iyileştir, parayla sat. Bir de kaç liraydı? 10 mu 20 mi? Böyle 3-5 lira olsa alırdım da. Oyun nasıl bir şey onu da bilemediğim için para vermek istemedim açıkçası. Çok güzel bir tablo var burada. Bir lamba var. Bir de kapı var galiba. Garip bir ses geldi. Okey. Benim kesinlikle mouse'un sensitivity'sini ayarlamam gerekiyor ama iş işten geçti. Şimdi bin oda var anladığım kadarıyla. Bin oda geçmem gerekiyor. İşte bine yaklaştıkça korku seviyesi artıyormuş anladığım kadarıyla. O yüzden şu an bir şey olmaması normal gibi geliyor bana. Ama benim şu an aklıma tek bir soru var. Merhaba. Save alıyor muyuz? Save alabiliyor musun? Nasıl alınıyor bu oyunda save? Ürkütücü müzikler yavaştan girmeye başladı. Daha 20'deyiz abi ya. Daha 1000'e çok var. Bir de hangi Allah'ın mimarı
1000 odalı bir malikane ya da bir konut diyeyim artık neyse yapmak gereği duymuş. Ne güzel bir halı. Çok güzel bir tablo. Biliyorum bir şey beni izliyor diyor. İşte bu aynı odalardan geçmeye devam ediyorum. Öyle hissediyorum. Sürekli aynı odalardan geçiyormuşum gibi geliyor bana diyor. İşte ekmek kırıntısı gibi bir şey. Ha bu notları ekmek kırıntısı gibi bırakıyormuş. Böylece işte kanıtlayacağım ilerlememi ve hedefime ulaşacağım diyor. Bu notlar da bunu kanıtlayacak diyor. Umarım mürekkebim bitmez ve çok susamış. Bizden önce birileri daha gelmiş buraya. Biz ilk değiliz. Şu an bunu çıkardım ben. Biz neden buradayız? Hani geldi Spooky mi neyse o kız. Dedi bin odayı geç dedi. Biz de dedik ok. Ama biz neden dedik ok? Amacım ne yani? Bininci odayı neden görmek istiyorum? Neden merak ediyorum ve ben buraya nasıl düştüm? Bunlar önemli sorular cidden. Bir de böyle bazı yerlerde yol ikiye ayrılıyor ya. Oralarda sağdan ya da soldan gidince bir şey değişiyor mu acaba? Bence değişmiyordur da. Anladığım kadarıyla çok susadığı için mürekkep mi içmiş? Tadı çok kötü diyor. Bunu içmek çok güzel bir fikir değildi diyor. Mürekkep içmiş galiba arkadaşımız. Çok güzel. Afiyet olsun. Hiç kıskanmadım kendisini. Ben dayanırım herhalde ya. Açım gerçi ama çok susamadım. Bu arada cam barım var. Onu da fark etmişsinizdir. Bu da demek oluyor ki ben bir şeylerle savaşacağım. Ama neyle ne zaman nasıl bilemedim. Susuzluğunu gidermek için bir yol bulmuş. Böyle bir gün uyanmış ve bir odaların birinde anladığım kadarıyla bir şişe kırmızı şarap bulmuş. Haram günah içki. Hangi markaydı bu şarap ya da hangi yıl yapıldı? Üzerinde hiç böyle etiket bir şey yok diyor. Tek böyle aklımda kalan ya da anladığım şey böyle metal tadı varmış şarapta. Öyle söylüyor. Kısacası mürekkepten şaraba geçmiş. Bu da güzel bir şeydir bence ilerleme olduğunu düşünüyorum. Okey. Ya çok tatlı gözüküyorlar. O yüzden kızamıyorsun da anlatabildim mi? Bir de bilmiyorum oyunun müziklerinin ben birazcık kıstım ve sesimi bastırıyor diye. O yüzden de korkmuyor olabilirim bilemedim. Burada bir sürü oda var. Hangisine girsem acaba? Şuna gireceğim. Ve bence o şarap değildi diyor. Bence de şarap değildi. Burada ev yanıyor. Bu içinde olduğumuz ev mi acaba? Olabilir. Bunu daha önce görmüştüm. Olabilir. Şaşırmam yani eğer öyle bir durum varsa. Benim şaraplarım çok iyi değil maalesef. Ben genellikle ucuzundan aldığım için sonra kusturuyor falan. Hiç gerek yok yani öyle şeylere. Diyor ki daha fazla ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Daha önceki notlarımı hiç görmüyorum artık diyor. Bu da demek oluyor ki ya hani farklı odalara giriyorum. O yüzden notlarımı görmüyorum. Yani hedefime yaklaşıyorum ya da birisi benim notlarımı alıyor. O yüzden bıraktığım notları göremiyorum diyor. Yani hak veriyorum her yer birbirine benzediği için burada. Wow, dışarısı gözüküyor mu? Hiçbir şey gözükmüyor. Galiba bu benim son notum. Çıkışı bulamadan ölüp gideceğim. Fakat bu doğru değil. Bu mekan benim kaçışım gibiydi. Benim her şeyden kaçışım. Sonunda yani günün sonunda benim ölümüm kind of romantik derken romantik olacak hani romantik anlamında mı söylüyor? Ölümüm romantik olacak ya da o çok tatlısın sen.
Abi şu surata bakıp nasıl kızabiliyorsunuz Allah aşkına? Nasıl korkabilirsiniz yani? Çok tatlı. Bilmiyorum. Yani en azından tek biz değilmişiz. Bu yerde kapalı kalan, burada bir surat var. Burada böyle kırmızılı bir yer, mağaraya benziyor. Şurada şeyler var böyle. Adı aklıma gelmiyor. Sarkıntı mı desem? Kayadan yapılma. Bildiğin mağaraya yeraltı gibi bir şey. Şimdi bu videoda bin odayı göremem tabii ki de. Bir de bunun sonsuz modu var ya. Sonsuz modda kaç oda var acaba? Hani bini de geçiyorsundur herhalde. 49, 50. Keep a little pep in your step. Okay. Bu ne? Oyunu save aldı. He. 50. odaya geldim diye mi oldu bu? Acaba. Ve burası neresi? Merhaba. Sana bir şey yapamıyorum ben ama birisi burada ölmüş. Acaba notları bırakan kişi misin sen? Bu beni korkuttu. Aşağı diyor. Ne oluyor? Ha, bu asansör. Aşağı iniyorum. Ben dedim bak, o resimde de yeraltı gibi bir yer dedim. Demek gittikçe yer altına iniyoruz. Kapı böyle şey olmuş. Hırpalanmış birazcık. Bu ne böyle abi? Resident Evil 1 mi oynuyorum? Yükleme ekranı koyuyorsun araya. Uu, şey değişti. Güzel. En azından farklı bir şey görüyorum artık. Bu da güzel bir şey. Bu mekan artık bana etiketmeye başladı diyor. Böyle bir iki hayaletten kaçacak kadar ya da hayatta kalacak kadar yeterli korku filmi izledim. Fakat bu yaratıklar giderek daha hızlı ve daha ilginç bir hale gelmeye başladı diyor. Yaratık derken neyden bahsediyor bilmiyorum ama öğrenmek de istemiyorum açıkçası. O yüzden görmemiş gibi davranacağım şu notu. Çok güzel bir çizim cidden. Şu ele benziyor alttaki. Burada da bir el var gibi. Böyle bilemedim. Garip. İlginç. Oo, aşağı düşebiliyor muyum buradan? Hayır, güzel. Ha, staminam var tabii benim. İstediğim kadar koşamıyorum öyle. Bir müzik var şu an. Ama neden var bilmiyorum. Biri bir şey beni takip mi edecek acaba? Çok öyle bir mekana benziyor da burası. Sanki böyle bir şey kovalayacak da ben şey yapacağım gibi, kaçacağım gibi. Merhaba. Bal kabağı da tatlı. Çok gayet tatlı gözüküyordu. Bu birazcık daha böyle duvarların renginden mi bilemedim. Bir tık iç karartıcı bu kısımlar. Ve bir not daha. İşte bu evden çıkana kadar diyor, hayatta kalana kadar bu şeyleri yazmaya, yani çıkmak istiyorsam bu notları yazmaya ihtiyacım var diyor. İşte bir baş kahramanın yapabileceği her şeyi yapmalıyım ve bunun bir çeşit hikaye olduğuna inanmalıyım diyor. O tarz bir şey söylüyor. Baş kahraman oldu şimdi. Yazan kişi. Bu ne? Ben bastım üstüne de Allah affetsin. Baya bir şey bu da anlayamadım. Okey. İşte fışkırıyor mu desem artık, sıçrıyor etrafa. Etrafı ıslatıyormuş ama bağırsaklardan bahsediyor anladığım kadarıyla. Böyle o tarz bir şeyler söylüyor. Çivileme falan diyor. Nailing. Goking ne demek bilmiyorum.
Oha. Oha bir şey geliyor abi. Ha bu benim hızımı yavaşlatıyor. SA abicim nasılsın, iyi misin? Çok güzel dişlerin var senin. O zaman şöyle gideceğim. Bu beni yavaşlatıyor. Geliyor mu? Geliyor herhalde. Şu an benim burada korkmam gerekiyor arkadaşlar. Korkuyoruz hep birlikte. 3 deyince korkuyoruz. 1, 2, 4. Arkamdan geliyordur herhalde. O yüzden çok bakmaya şey yapmıyorum. Heveslenmiyorum bakmaya. Bu nereye kadar kovalayacak beni acaba? Hiç bırakmayı falan düşünüyor mu? Oh, SA. Hafif bir irkildim orada. Allah var şimdi, doğruyu söylemem gerekirse. Hafiften bir şey oldum. Müzik durdu. Bence bıraktı peşimi. Umarım bırakmıştır. Şu an 100. odaya yaklaştım. Herhalde 50'de bir save alacak böyle. O yüzden belli şeylere ulaşmak gerekiyor. O ses neydi acaba? Burası labirent gibi. Kilitli. Bu çok sürpriz oldu. Başka bir girdi daha olması lazım. Böyle hayranlık duyabileceğim bir şey. Fakat birden geldi ve gitti. Senin etkin ve işte ilhamın beni asla terk etmeyecek diyor. Şu an dağıldın mı? Öyle bir şey söylüyor. Galiba dağılmak demekti despond. Öyle hatırlamaktayım. Ben nereden gideceğim? Bildiğin şu an daire çiziyorum da, ayıp da sorması. Bir şey mi geliyor arkamdan? Şu an bir loop'un içindeyim acaba. Ben buradan nasıl çıkmamı öneriyorsunuz? Aa, bu açıldı. Hala ölmedim. Bu da demek oluyor ki gerçekten bir baş kahraman gibi bir şey olabilirim. Fakat tam anlamıyla emin de değilim diyor. Umarım böyle bir yan karakter falan değilimdir. Sürekli böyle gereksiz notlar bırakan ve dikkat dağıtıcı biri değilimdir diyor. Aynı zamanda böyle ilginç bir bilgisayar buldum. Bu yaratıklar hakkında bilgi veriyormuş bilgisayar. Ve kaç kişiyi öldükleri ne göre etkileri yazıyormuş. Kaç kişiyi öldürdüklerine dayanarak diyor. Etkili, efektif etkili demekti herhalde. Etkili diye mi adlandırılıyorlar, öyle bir şey. Açabiliyor muyum seni? Bir şey olmuyor ama. Merhaba. Sürekli hello deyip duruyor bu. Neyse ben gidiyorum ya. Sen konuş şöyle kendi kendine. Hello melo bir şeyler söylüyor. Oo, çok havalı gözükmüyor mu? Burada bir sandalye var. Şuradan bir gideyim. Benim bu stamina mı artıyor mu acaba? İlerleyen vakitlerde. Bura nereye gidiyor? Burada yol var mı, çıkış? Ha, buradanmış. Mesela bak şuradan gitsem kalıyorsun öyle. Garip garip müzik sesleri geliyor. Ses var, görüntü yok.
Çok güzel. Her yer duvar ya, bu ne? Oh. Ne yapacağım? Ne oldu hakkında gram fikrim yok. Sol, düz, düz, sol, düz, düz, sol mu? Aynen, he. Belli bir şeyle geçmen gerekiyor sırayla. Yalnız bu stamina bana yetmiyor ya. Bir odadan diğerine şey yapamıyorum hiç. Direkt koşamıyorum. Buranın amacı ne yani? Niye buraya böyle bir demir koyarsın ki? ...93. 100'e az kaldı. Çok mutluyum. Heyecanlıyım. Biraz erken çıktı. Bak şurada çıksaydı belki korkabilirdim de. Bir tık erken çıktım. Olmadı yani. Yakışmadı. Hiç yakıştıramadım. 99... 100. Bir saniye, önce save. Aynen, tamam. Şimdi başıma ne gelebilirse gelebilir. İşte bu yaratıkları mı desem aslında örnek diye hatırlıyorum da anlamını. Neyse, işte bu şeylerin etkisi aynı zamanda öldürdükleri insanların ruhlarına da bağlıymış. Bu yaratıkların etkisi diyeyim artık. Her neyse, hala hayattayım ve güçlüyüm. Ve işte daha yolculuğum uzun, öyle hissediyorum diyor. Ve aynı zamanda bu baş kahramanın nasıl göründüğünü de merak ediyormuş. Umarım tatlıdır diyor kendisi. Hazır 100. odaya gelmişken bence bu videoyu ben burada bitireyim. Açıkçası oyun hakkında ne söylemem gerek bilmiyorum. Belki oyun açıklar ileride neler olup bittiğini. Hani neden buradayız, neler oluyor, o hayalet kız kim? Belki bunları bir cevap bulabilirim. İlerleyen kısımlarda daha korkunçlaşacaktır diye de düşünüyorum. O yüzden hani bu videoda direkt net bir yargıya varmak zor olur. Ama 50 odada bir save aldığı için o yüzden şu an burada bitirmek bana daha mantıklı geliyor. Video süresinde düşünürsek. O yüzden bakalım yani, siz de bir yazın düşüncelerinizi, şeylerinizi, ona göre Allah büyük, belki devam ederiz. Belki burada bırakırız. Bilemedim şu an, ben de net bir şey söyleyemedim. Ama fena değil yani, bir de beleş bir oyuna göre düşünürsek. Güzel, hoş şimdilik. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Eğer sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum her zamanki gibi. Artık böyle başka oyunlarda, videolarda diyeyim, görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.